13 yaşında İngiltere'ye gittik. Baba önce gitti. Sonra bizi oraya yanına aldı. Biz de İngiltere'de o çetin zamanlarda yaşamaya çalıştık. Çünkü gurbet, İngiltere, hiçbir şey bilmiyorum. İngilizcem yok, yol bilmiyorum. Bir otobüse binemiyorum, düşün yani. Bir kuzenim ya da akrabalarım sayesinde gezebiliyorduk. Ama ben tabii dişli olduğum için, ikizler burcu olduğum için. Belli. Bir sene içerisinde her şeyi öğrendim. Maşallah. Hangi otobüs nereye gider, hangi tren nereye gider, ne nerededir, işte gitmemiz gereken yerler falan derken alışmaya çalıştık. Okuyamadım orada ben. Okulu bıraktım, çalışmaya başladım. Zaten 8 mesleğim var. Yani diğer 10 parmağında 10 var ve 8 mesleği, 8 peşesi var. Bir iki neresini ben de diyeceğim. Hayır, sayıyorum şimdi ben. İlk olarak kebapçı olarak başladım. 14 yaşında kebapçılık yapmaya başladım. Elleri çok tatlıdı. 16 yaşına kadar kebap yaptıktan sonra kebapçılıktan sıkıldım. Bu ne dedim ya, günde 16-17 saat çalışılır mı diye. Ondan sonra bizim oraya gelen bir Richard amcamız vardı, İngiliz. Çok da severdi beni. Ve o bir tane fabrikada forklift ustasıydı. Forklift kullanırdı. Bilesin forklift, doğru, küçük şeyleri kaldıran. Sonra beni oraya aldı yanına. Forklift ustası operatörü oldum. Sonra vinç operatörü oldum. Sonra limanlarda o koca konteynerları gemilere yüklemeye başladım. Sonra kafaya taktım, dedim tır şoförü olacağım ben. Hayalim tır şoförü oldu. Şimdi tabii tır şoförü deyince bizim garibim Türkiye'de, bizim oralarda buralarda insanlar çetin, tırcılık çok zor meslek. Bizim orada rahat, İngiltere'de rahat, parası güzel. Dedim güzel iş, dedim bunu yapayım ben dedim. Sonra 21 yaşına gelmem lazım. Dedik 18-21, 3 yıl var. Ne yapacağız 3 yıl? Baklava ustalığı yaptım. İtalyan şefliği yaptım. Öğrendim onları. Bir şirkette pazarlama müdürlüğü yaptım. Döner fabrikasına gidip döner taktım. Döneri, o bildiğiniz koca koca dönerleri takıp buzluğa atıp sonra fabrikalara yolluyorduk. Yani hayatın cilvesi derler ya, her şeyinden ufak da olsa az da olsa geçtim. Yaşadık. İyi ki de öyle olmuş çünkü... Bir insan kendi tırnaklarıyla bir yerlere geldiği zaman çok daha tatlı oluyor her şey. Aldığı arabası, oturduğu evi, gittiği yerler, her şey daha tatlı oluyor. Daha kendi öz sermayenle. Hayatı tabii küçük yaşlarda öğrendim.